Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben söz verdiğim gibi bugün masa başındayım ama erken kalkma sözümü pek fazla tutamadım. Çünkü dün sevdiğim bir dizinin serisinin 3. sezonu gelmiş Netflix'te, biliyorsunuzdur, Bridgerton. Onu izledim. Sabah 5'te falan uyudum. Gerçekten iflah olmaz bir insanım artık. Ama yine geldik, buradayız. Bugün gününü, yani yapacaklarımı yapacağım ama onda hiçbir sorun yok. Şimdi kahvemi yaptım bu arada. Bakın, hiç estetik değil. İnsanlar çok güzel bardaklar da falan yapıyor ama ben onu da ne bardak ne de şey buz kalıbı alabildik şu anda. Aşağıda alacağız onları. Neyse. Şimdi arkadaşlar, sabah uyandım ben, tamam mı? Uyandığımda bu kitabı bayağıdır elime almamıştım. Yani bayağıdır görmemiş olabilirsiniz. Çok az bir kısım kalmıştı. Ya onu bitirecektik falan filan ama bitiremedik. 25. kısımdayım zenginleştirişte kısmının. Onu çözdüm. 24-25 çözdüm. Bunu yaptık, tamam mı? Paragraf 20 soru paragraf kısmı okey yani. 20 soru paragraftan sonra bu iki tane denemeden birer tane çözdüm. Coğrafyam 12 doğru geldi. Ben arkadaşlar neredeyse şeyi bile unutmuşum. Deltaları bile unutmuşum. Mesela delta sorusunu yapamadım. Yer şekilleri sorularında artık şey oluyorum, yani böyle unutmuşum ama baksam hatırlarım. Sıkıntı değil. Buradan çıkan yanlışlarıma göre zaten tekrar yapacağım. Burada da kaç tane doğru yaptık biliyor musunuz? 13. Vallahi 13. Yani gerçekten tarih netlerim giderek kötüleşiyor. Bir an böyle bir aralar hani iyi gidiyor falan diye düşünmüştüm ama kötüleşmeye başladı. Oğlum, yani yanlış yaptığım sorular da ilk kısım var. Ya yanlış yaptığım demeyeyim de boş çok var. Çok fazla boşum var. Yoksa yanlışım çok yok. Hatta hiç yanlışım yok. Evet. Hiç yanlışım. Bir tane yanlışım. Bir. İki tane yanlışım var. Evet, iki tane yanlışım var. Geri kalanların hepsi boş. Neyse, bunda da tekrar edeceğiz zaten. Bugün tarih çalışacağız. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum yani. Kötü geldi. Ama çözdükçe öğreniyoruz. Çözmek de artı bir şey. Şimdi bunun cevaplarını zaten yani önceden gösterdim size doğrularına bakarken. Şimdiki tarihe geçmek istiyorum ben. Tarihe geçeceğim. Tarihten söylediğim dün işte yazdığım videoları izleyeceğim. Görürsünüz. Onları izledikten sonra not alacağım. Yine küçük minik minik notlar alacağım. Onları çalışacağım. Onun üzerine işte tarihin pusulasından ve elimde olan kitaplardan soru çözeceğim. Ayrıca soru çözüm videoları izleyeceğim. Öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Yaklaşık bir 2 saatim falan alır. 2 saatten fazla alırsa zaten bırakacağım. Çünkü diğerlerine de yetişmem lazım. O zaman çok konuşmadan gidiyorum. İşte benim masa başında izliyorsanız başlayalım arkadaşlar. Gidiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdik tekrardan geldim ve tarihte bakın şurayı yazdım birazcık. İşte burada şey var, Mondros hariç falan. Onu, Mondros'u da dinlemiştim. Milli Mücadele dönemine kadar dinledim ama bir kısmını yazdım çünkü vakit aldı. Sonra işte birazcık oyalandık. Bakın kurabiye yaptık. Bakın kurabiyeme, geçen taş gibi olan kurabiyemin çok güzeli oldu bu. Neyse işte öyle. Şimdiki sıradaki dersimiz problemler. Problemlerde ne çalışacağım biliyor musunuz? Sayı problemleri ama burada hep karalamışım. Büyük ihtimalle yandan bir yere çözeceğim. İlk kısımları zaten bakmam bile. Yani onlara bakmaya gerek yok. Sonraki kısımlara kendin kur kendin çöz var ya, onlara bakacağım. Belki de bugün sayı problemlerini konu anlatımını bitirebilirim. Emin değilim. Bir de şeyden çözeceğim. Buradan çözdüğüm için ve şuradan da en son ben çözmüştüm. Bir dakika bakayım, belki burada kalmıştır.
Yok, burada da kalmamış. Buradan da sayı problemlerin hepsini çözmüşüm. Birkaç tane soru var. Ama yine bir bakarım. Şeyden çözeceğim. Pegem var bende. Pegem'den bir de benim hocamdan çözeceğim. Çünkü elimde ancak ona kayıt şeyleri var. Bir de canlı yayın videosunu izleyeceğim hocanın sayı problemlerinden. Böyle. Şimdi problemleri çözmek diyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdiki matematik problemler çalışmamızı bitirdik. Şu an saatlerimiz 8'i gösteriyor ve hava kararmaya başladı. O yüzden videoyu burada kapatacağım. Programın yarısından çoğu tamamlandı ama yarısı, yani vatandaşlık işte matematiğin normal kısmı kaldı. Onun dışında bir de şey kaldı, dil bilgisi kaldı. Şimdi onun dil bilgisini halletmeye çalışacağım. Çünkü bugün daha ben çalışırım ama size çekemeyeceğim yani. Artık onu da yarın güncellerim. Programı tam bitirdim mi bitirmedim mi? Ama şöyle söyleyeyim, program az bile olmuş. Yani bana çok fazla gelmişti. Ama bence yapılabilir artı az bile. Çünkü tekrar gibi gidiyor. Bu arada coğrafyada da kaldı. Coğrafyada da bir sonraki videoda zaten size söyleyeceğim. Mehmet Hoca'nın kampından gideceğim. Onu size gösteririm. Beraber bakarız yani. Öyle, şimdi gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.